Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karmaşık sayılar sanal birim sanal sayı birimini öğreneceğiz. E, gerçel sayılar kümesinde x kare artı bir eşittir 0 için, e, burada x kareyi yalnız bırakırsak eksi 1'e tekamül ediyor. E, biz ne demiştik? X bir şeyin karesi e, negatif olamaz diyorduk gerçel sayılar kümesinde. E, ama karmaşık sayılar e, bunun için yapılan bir konu arkadaşlar. Bu denklemi sağlayan aslında herhangi bir x yoktur. Ama bu denklemi çözebilmek için sanal bir sayı birimi yani yapay olarak sanal demek yapay demek bir sayı birimi belirleniyor. Karesinin eksi bir olan bir şey belirleyelim diyorlar ve buna i diyorlar arkadaşlar i ile göstereceğiz. Bunlar gerçel sayılara katılarak karmaşık sayılar kümesi oluşturulmuştur. Konumuz bu şekilde e, hep bu i'den gideceğiz arkadaşlar. Karmaşık sayılar dediğimiz şey e, x karenin eksi 1 çıkmasıyla bunu sanal olarak e, gerçel sayılara katmamız demektir. Evet burada x kare eşittir eksi 1 böyle bir x sayısı yok. O zaman diyorum ki i kare eşittir eksi 1 olarak tanımlayayım. Evet i kare eşittir eksi 1. Buna göre Burada i üzeri 0, i üzeri 0 dediğim şey her zaman üzeri 0 ise ne olur? 1 olur arkadaşlar. i üzeri 1 idir zaten. Bu bildiğimiz bir şey. i kareye ne dedik? Eksi 1 olacak dedik. Evet, i küp ne olur arkadaşlar? Mesela i, i küp demek ne demek? i çarpı i kare demek, değil mi? Aynen i kareye eksi 1 dediyseniz, i ile çarparsanız eksi 1'i. Eksi i olur. Evet. Ee, yani bunlara neden bakıyoruz? Şu ilk dörtlüğü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. i üzeri 4 ne demek? Eksi 1 ile yani i kare ile i karenin çarpımı yani eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı demektir. Buradan da artı 1 geldi. Şurada bakın 1, i, eksi 1, eksi i, 1. Tekrar başa döndü. i 5 nedir? i i6-1 i7-i Bunu tek tek hocam ezberleyecek mi diyeceksiniz. Ezberleyecek miyiz diyeceksiniz. Ee, böyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Şuraya kadar bilmeniz yeterli. Yani ilk dördü bilmeniz yeterli olacaktır. Diğerleri zaten e, buralardan çıkartabileceğiniz şeyler. Çünkü e, i5 demek zaten. i çarpı i4 demek. E, bir öncekini bilirsen. Şu ilk dördünü bilirsen hatta 5 oluyor. Bunları bilirsen bunu da çıkartırsın diye düşünüyoruz. Evet, bakalım buraya. Şurayı iyi aklınızda tutun arkadaşlar. Önce bir yıldızlıyım. Çünkü bütün konuda karmaşık sayılar konusunda bu i'leri kullanacağız arkadaşlar. O yüzden çok çok önemli. Şimdiden önem verirseniz ileride de zorlanmazsınız. Sonra geldim diyorum ki burada eğer 4'ün katıysa bakın hep 4'ün katı olduğunda 1 oluyor. Burada i 8 olduğunda da 1 olacaktır. Ee, i 4'ün katı yani üstü 4'ün katı olduğunda ve üstü sıfır olduğunda ne oluyormuş? 1 oluyormuş. 4'ün katının bir fazlası olduğunda yani i üzeri 1 olduğunda ne oluyormuş? i oluyormuş. Siz hep böyle düşüneceksiniz. Yani eğer 4'ün katının 2 fazlasıydı fazlasıysa i kareye takamül eder diyorsunuz ve eksi 1'e eşit olur diyorsunuz. Eğer 4'ün katının yani daha büyük sayılar için konuşuyoruz. Mesela 43 diyelim. Mesela k'ya 10 verdim. 43 de bu. E, i 40 nedir? 1'dir zaten. Onun bir etkisi yok. i üzeri 3 neye tekamül edecek? Eksi i'ye tekamül edecek. Ee, evet arkadaşlar. Şuraları. Yani zaten şu i üzeri 0'ı biliyoruz ne olduğunu. Şu ilk 4'ünü e, bilmemiz gerekecek e, bilginiz olsun. Şurada ne demek istiyor peki? Ona bakalım. Mesela demiş ki i üzeri 13. Ne dedim ben size? Büyüdükçe bunu aklınıza tutmanıza zaten gerek yok. Ezber gibi bir şey değil bu. Kendini tekrar eden. 4 kere, yani 4 seferden sonra kendini tekrar ediyor. i üzeri 13'ü bulabilmek için 13'ü 4'e böleceğim. Neden? 4'te bir habire tekrarlık e, tekrar verdiği için. E, 13'ü 4'e bölerseniz kalan nedir? 1'dir arkadaşlar. Kalan 1 olduğu için bunun içinde şöyle 13'ü şöyle yazıyorsunuz. 3 kere 4'tür diyorsun. Tamam. Bir tane fazlalık kaldı. Yani i üzeri 1'den i geldi. i üzeri 20'ye bakalım. Bu 4'e tam bölünüyor. Tamam. 4'e tam bölünüyorsa, 4'ün katıysa ne diyoruz? Bak 4 ise eşittir 1 diyorsun. Evet, kalana göre i üzeri 1 oldu mesela. i dedim şuradan. İzleri sıfır oldu, bir dedim. Yani şurayı bilirseniz, şurada da kalanın e, yani tam verildi, tam bölündüğünde e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen sorulara geçelim. Birazcık pekişsin. Evet arkadaşlar, bir yandan dediğim gibi e, ya şöyle tutarsınız aklınızda, ya da şuradaki dörde e kadar olan e, kısmı tutarsınız aklınızda. Evet, hemen sorulara başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk soruya bakıyorum. Şimdi ne demiştim? Bir daha tekrarlayayım burada güzelce yazarak. i üzeri 0 1. Her şeyin üzeri 0 olduğunda bir cevabını veriyor. i üzeri 1 demek zaten İ demek. İ kare benim en çok hatırlamak ve e, tanımda da bahsettiğim e, şey neydi? İ karenin eksi 1 olması zaten bizim asıl e, çıkış yerimiz burasıydı. İ küp dediğim şey neye eşittir? İ çarpı İ kareye. Bakın bir öncekiyle bağdaştıracağım hemen. İ çarpı İ kare neyi verecek? Üstleri topladığınızda bunun üstü 1 2 ile topladın 3. Yani İ çarpı şunu biliyorum bir öncesinden. Eksi 1. Eksi 1 ile i'yi çarparsan eksi i'yi verdi. Bakın 2 eksi i'ye eşit oldu. Tamam. i üzeri 4 ne demek? E, ee, i kare ile bir ön, yani bildiklerimi kullanırsam arkadaşlar. i kare ile i karenin çarpımıdır. i kareye ne demiştik? Eksi 1. Tamam. Geldi. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından bu da 1 geldi. Evet benim bilmeniz gerekiyor dediğim yer burası. Tamam mı? Mutlaka bunlar aklınızda dursun. Zaten hepsi mantıklı şeyler. Ezber gibi değil arkadaşlar. Üzeri sıfır olanların bir. Üzeri bir olanların kendisi olduğunu. E, i karenin eksi bir olduğunu e, konu amaçlı biliyorsunuz zaten. İ küp de buradan geliyor. İ üzeri dört de buradan geliyor yani. Evet. Yani şu asıl şeyimiz gibi bir şey. Şunları zaten biliyorum önceden. Bunu da buradan çıkardım. İ üzeri dördü de buradan çıkardım fark ettiyseniz. Evet. Şöyle hemen o yüzden birinci soruya geçtik. i karenin eksi 1 olduğunu vermiş. Diyor ki 1 artı i kare kaçtır? E, i karenin eksi 1 olduğunu vermişsin. 1 artı eksi 1'den ne gelir? 0 gelir. Bunu zaten şu yukarıdaki şeyi verdiğinde yerine yerleştirerek bulursun. Yine i kareyi eksi 1 vermiş. Zaten bu konuda arkadaşlar i karenin eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. Diyor ki i artı i küp nedir? Şimdi ben şu i'ye dokunamıyorum. Daha aşağıdaki kuvveti daha düşük. Tamam artı dedim. Şunu i çarpı i kare şeklinde yazsanız. Şurada i kare yerine koysanız eksi 1 deseniz eşittir deseniz i artı e, i çarpı eksi 1. Burada i artı e, şuradan ne geldi? Eksi i geldi. Ben zaten i eksi i olduğunu bakın yukarıda e, bu, bulmuştum. Önceden anlatmıştım. Eksi i ile toplarsanız yani bunu ezberden de eksi i yazacaksınız daha sonradan. Ama ben şu an hani mesela unuttunuz diyelim nasıl çıkacak? onu göstermiş oldum. Ee, bu ikisi biri artılı biri eksili olduğu için sıfır sonucunu verecektir. Evet üçüncü soruya geldim. i kare eşittir. Eksi 1 olmak üzere. Tamam i üzeri 10 kaçtır diyoruz. Şöyle düşünün arkadaşlar. i üzeri 10 ne demek? E, ee, i kare i kare i kare Şimdi bilerek böyle yaptım arkadaşlar. Ne oldu? 4 6 Evet 8 10 dedim. Şimdi bakın. Bunu bilerek böyle yaptım. Aslında ben öğrendim zaten nasıl olduğunu. Evet, şunların çarpılmasıyla Hani unuttunuz her şeyi unuttunuz diyelim. Şuradan bile çıkıyor üslü sayıların temel düzeyde bilirseniz yeterli olacaktır. Bakın üstleri topladığımda onu verdi. Eksi 1 ile eksi 1'i çarp artı 1 artı 1 ile eksi 1'i çarp eksi 1 eksi 1 ile eksi 1'i çarp artı 1 artı 1 ile eksi 1'i çarp eksi 1 sonucunu verecek. Gördüğünüz gibi hiçbir şey hatırlamasan bile sonucunu buldum. Bu birinci yol diyelim. Yani aslında yöntem bile değil kendi kafamızdan bulmuş olduk. Aslında i üzeri 10'u ben şöyle diyebilir miyim? i üzeri şöyle onun içinde 4 kaç kere var? Şimdi 4'te 4 seferde bir yenileniyor benim değerlerim. Tamam, 2 kere var diyorum. 8. Kalanım ne? 2 kalan önemli burada arkadaşlar. diyorum ki bu 2 çarpı 4 artı 8 oldu. Artı 2'ye tekamül ediyor. Şurada ne var? 4'ün katı olduğu için şu ne oldu? Önemsiz oldu. İ kare kalmış oldu. İ kareye de ne diyeceğim? Eksi 1 diyeceğim. Neden 4'ün katı yaptım? 4'ün katında ne oluyor? Bakın tekrar 1 oluyor. Tamam mı? O yüzden 4 önemli bizim için. Evet arkadaşlar dördüncü soruya geçiyorum. i kare eşittir 1 i üzeri 20 diyor. Şimdi ben 20'nin 4'ün tam katı olduğunu biliyorum. Tamam 0 kalanı verdi. Bu zaten bakın 4 çarpı 5'tir. Heh, şöyle de yazabilirsiniz. 4'ün katı olduğu için ne diyeceksiniz? Hemen 1 diyeceksiniz arkadaşlar. Şu yani i üzeri 4'e eşit katı olduğu için i üzeri 4'e eşit gibi oluyor. O yüzden diyorum ki e, bunun cevabı i üzeri 4'ümüz neydi? i kare çarpı i kareden eksi 1 çarpı eksi 1'den artı 1'di. O yüzden şuradan da i üzeri 4'ün 1 olduğunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 5. soruya geldik. i kare eşittir eksi 1 i üzeri 21'i soruyor arkadaşlar. Şimdi 21'i 4'e böl. 5 kere diyorsun. Bir kalanı verdi. Yani i üzeri 21'i. i üzeri 4 çarpı 5 artı 1. Değil mi? Bakın 20-21 oluyor. Aynen. Şurada i üzeri 4 çarpı 5. Şunu şöyle ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şu zaten neydi? Yani şurası e, önemsiz. 4'ün katı çünkü ne demiştim? 1 çarpanını verecek buradan. i üzeri 1 dediğim şey i'dir. Yani bir şeyin üzeri 1 ise kendisidir. Geldi buradan cevabım. i geldi arkadaşlar. Evet. Hiç şu biri bile yazmanıza gerek yok aslında. Hani ben size daha e, açık bir şekilde göstermek için söyledim. Evet. 6. soruya geldim. Diyor ki i kare yine eşittir. Eksi 1. Zaten göreceksiniz ki her şeyde bunu kullandığımız için karmaşık sayılar konusunda kafamıza yatacak. 43'ü neye bölüyordum? 4'e. 4'e bölerseniz 10 kere kalanım 3. Yani bu ne demek? i üzeri 4 çarpı 10, 40 dedik artı 3. Şurası 1 dedik. i üzeri 3'ü bulmam gerek. i üzeri 3. Bir türlü hatırlayamadınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? i üzeri 3 dediğim şey i çarpı i kare mi? Evet neden böyle yazdım? i kare içinde var zaten. i kareyi de ben biliyorum. Soru vermiş bana. i kareyi eksi 1 yazarsam i ile eksi 1'in çarpımının eksi i'yi vereceğini herhalde bilirsiniz. O yüzden i küp eksi i'ydi diye hemen şuraya geçemeyebilirsiniz. Aklınızda tabii ki. Bir bir süreden sonra pratikleşip direkt diyebileceksiniz ama ilk seferde şöyle yapabilirsiniz. i çarpı i karedir. i kare eksi 1 ise eksi 1 ile i'nin çarpımından eksi i olacaktır. Ben normalde size ezberleyin deyip geçebilirdim arkadaşlar ama mantığını anlamanızı istiyorum. Eğer bunu bir gün olur da işte unutursanız i karenin eksi i olduğunu ezberlerseniz e, neler yapmanız gerektiğini söylüyorum. Evet. Hemen diğer sorulardan devam edelim. Ee, şöyle düzenledim. 7 soruya bakıyorum. 7 soruda yine diyor ki i kare eşittir eksi 1 e, i üzeri 14 artı i üzeri 24. Evet. Şimdi burada hemen bölmeyi tek tek yapmayacağım. Şöyle diyeyim yani. E, burada izörü 14 dediği şey nedir? Mesela 3 kere 4 ten ne oldu? 12 oldu. 4'ün katı buraya kadar var. 4'e böldüğünüzde e, 12 elde edilir ve kalanım nedir? 2'dir. Artı diyorum bu. 4'ün e, tam katı zaten 24. 6 çarpı 4'tür arkadaşlar. Bakın burada 3 kere 4'ten e, 1 geldi. 4'ün katı olduğu için e, ne kaldı? 2 kare kaldı. Artı buradan direkt ne geldi? 1 geldi. Evet. 2 kareye ne demiştim ben? ben değil aslında soru bile söylemişti. Eksi bir bir de artı bir ile topladığınızda sıfır olacak. Arkadaşlar burası ben böyle çiziyorum ama dediğim gibi bir veriyor. Şurada bir çarpı i kare olduğu için bir çarpanından yazmamıza gerek yok. Ama toplamada şu şurayı 1 olduğunda yazmanız gerekiyor. Burası boş mu kalsın değil mi? Evet 8. soruya bakalım arkadaşlar. i kare eşittir eksi 1 dendi. E, i üzeri 1903'ü soruyor. Ee, ne yapacağım? Hemen 1903'ü 4'e böleceğim arkadaşlar. 4 kere 4'ten 16. E, 30'da 4 kaç kere diye düşünelim. E, 6 kere 4 diyebilirim. Ha 7 kere diyeceğim pardon. 28. 23'te 4 5 kere 20 deyip 3 kalanı verdi. Şimdi 475 kere 4 e, varmış bunun içerisinde. Onun bir önemi var mıydı? Yoktu. Tek tek yazmayayım aslında. Yani şöyle ya da hadi yazalım. 4 çarpı 475 artı 3 diyoruz. Şurası 1 verecek. Buradan 2 üp geldi. 2000'de binde eksi i olduğunu biliyorum. Evet 9. soruya geldik. i kare eşittir eksi 1. I üzeri 2014 artı I üzeri 2015 kaçtır diyor. I üzeri aslında arkadaşlar burada 4 ile bölünebilme kurallarını hatırlamanız lazım. Şöyle uzun uzun da yapabilirsiniz fark etmez. 4 ile bölümünden kalanını bulmak istiyorsanız son iki basamağına bakarsınız. Son iki basamağını 4'e bölersiniz. Mesela şurada 14'ü 2'ye bölersek ne olacaktır? 12'yi verecek şuradan ve 2 kalanını verdi. Yani diyorum ki şurası neye eşit gibi. 2 kareye 2015'te nasıl 2'ye böldüğünüzde şöyle 20'sini yazmanıza gerek yok. 7 kere dedim. 1 kalanını verdi. Şurada da i üzeri 1 dedim. Aslında bunu soruyor gibi. i kare nedir? Eksi 1. Bu nedir? Eksi i. Evet bu şekilde kalacaktır. Evet. Ne dedik? eğer 4 ile bölümüne kalanı soruyorsa son 2 basamak bakılır. 4 ile bölümünden kalan bu bölme kurallarında vardı arkadaşlar. Evet hemen 10. soruya geçeyim. i kare eşittir eksi 1'i verdi. i üzeri 100 artı i üzeri 210 2 100'ün 4 ile bölümünden kalan 0 diyeceğiz çünkü son iki basamağı 0 olduğu için hemen bölümünden kalan 0'dır arkadaşlar yani ne, bölümünden kalan 0 ise i üzeri 0 anlamına geliyor i üzeri 212 son iki basamağı 12 4'ün tam katı gördüğünüz gibi o yüzden diyorum ki bu da i üzeri 0'dır tamam oradan ne diyeceğim i üzeri 0 dediğim şey 1 i üzeri 0 dediğim şey 1 Geldim buradan cevabım 2 olmuş oldu. İsterseniz arkadaşlar yüzü tek tek işte 4'e bölün. Göreceksiniz ki 0 kalanı vardı. 0 kalanı ise kalanın üstünü alıyordu zaten. Evet 11. soruya geldim. i kare eşittir. Eksi 1 olmak üzere. i üzeri 89 artı i üzeri 103 artı i üzeri 60 kaçtır diyor 89 88 diye düşünün bunu e, artı biri var tabi 88'de tam bölünüyor 4 yani yazmama gerek var mı arkadaşlar 88 artı 1 desek ne olacak buradan i e üzeri 1 gelecek tamam sonra diyorum ki 103'ün 4'e bölümünden kaç gelir hemen uzatmamak için siz bölmesini yaparsınız arkadaşlar e, burada ne gelecek i üzeri Burada arkadaşlar i üzeri 100 artı 3 diye düşünebilirsiniz. 100'ün 4'e tam bölünebildiğini biliyorsunuz. Ee, i üzeri 3 kalanını verdi. Ş şöyle yapalım. Artı i üzeri 60 zaten direkt 4'ün katıdır arkadaşlar. O yüzden i üzeri 0 gelir. 4'ün kaç katı? 15 katı diyelim. Ee, evet 4'ün katı olduğu için direkt gitti. i üzeri 1'den iyi i üzeri küpün eksi i olduğunu ya e, yani şöyle artı eksi i de diyebilirsiniz. Fark etmiyor biliyorsunuz ki şunlar gitti cevabım bir olmuş oldu. Evet arkadaşlar hemen 12. soruya geçeyim. 12. soruya geçersek yine i, i kare eşittir eksi 1 verildi. i üzeri 4 n artı i üzeri 4 n artı 2 eşittir kaç diyor. Ben üzerinin 4'ün katı 4n demek 4'ün katı demek. n'in ne olduğunun bir önemi yok. Ne diyorduk buna? i üzeri 0 gibidir. Yani i üzeri 4n ne oluyor? 4'ün katı olduğunda hemen ne diyorduk? 1 diyorduk. i üzeri 0'dan da diyebilirsiniz arkadaşlar. 0 kalanını verdiği için i üzeri 0 oradan da 1 diyebilirsiniz. Burada nasıl yazacağız? i üzeri 4'ten tamam 1 verdi zaten. Ne olacak? i kare oldu. i kare de neydi? Eksi 1'di. Buradan cevabım 0 gelecektir. 13. soruya bakarsak i kare eşittir. Eksi 1 olmak üzere 1 artı i artı i kare artı i küp kaçtır? Bu bir yere dokunamam. Artı i'ye de artık dokunamam. Eksi 2 ne? pardon eksi 2 diyorum. E, i kare eşittir. Eksi 1'dir biliyorsunuz ki. i küp ne? Eksi i'dir. Şunlar hepsi birbirini götürdü. ve Yani 1 bir eksi 1'i götürdü. i eksi i'yi götürdü ve cevabım 0 oldu. 14. E, soruya geliyorum. i kare eşittir. Eksi 1 olmak üzere dedik. E, i artı i kare artı i küp artı i üzeri 4. Buradaki değerleri direkt yazalım i dedim eksi 1 dedim eksi iyi dedim 1 dedim eksi 1 artı 1 bir birbirini götürdü bakayım evet yanlış yapmamışız şuraya hepsi birbirini götürürse 15 olur ay 15. soruya geçelim burası 0 oldu arkadaşlar bakalım i kare eşittir eksi 1 ne dedi? Ne demiş? 1 artı i artı i kare artı i küp artı i üzeri 4 artı i üzeri 5 artı i üzeri 6 artı i üzeri 7 artı i üzeri 8. Bakın burada ne gördük? E, ardışık bakın 1 üstü 1 2 3 4 olanların e, ne oluyormuş? İlk 4 terimin toplamı bana 0'ı veriyormuş. Tamam. Şurada diyorum ki ilk 4 terimin toplamı 0. Bakın. Üssü 1, 2, 3, 4. Bunun toplamı neyi veriyor bana? 0'ı veriyor. Yani kolaylık olsun diye bunu da aklınıza tutabilirsiniz. Ya da tek tek değerleri yazarsınız. Şurada da ilk 4 terim gibi olacak. Bu bir, bakın 4 çarpı 1. E, pardon 4 artı 1, 4 artı 2, 4 artı 3, 4 artı 4. Yani bu birinci üssü, ikinci üssü, üçüncü üssü, dördüncü üssü gibi olduğundan burası da 0. Şurada birim kalmış oldu. 1 artı 0 artı 0'dan cevap 1 gelecektir. Hemen son sorumuza bakalım. Evet. i kare eşittir. Eksi 1 olmak üzere diyor. Evet. i artı i kare artı i küp artı i5 artı hmm, nokta 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 buraya kadar terimleri topla diyor. Ben zaten ne, ne anlamıştım? E, ne öğrenmiştim? Pardon şurada da eksik yazmışız. E üzeri 4 diyelim. Bir de e üzeri 5 var. Tamam. Şimdi şu ilk 4 terim 0. İlk 4 terim 0. Böyle hani yan yana gittiğini hayal edin arkadaşlar. Şurada nasıl 0 oldu? 0 oldu. Böyle yüze kadar e, gidecek. Ne olacak? 4 zaten yüzde neydi? 4'ün bir katıydı. Yani ne diyordum? 4'e bu tam bölünüyor arkadaşlar. 4'e tam bölünebildiği için e, ne diyeceğim? 0, 0, 0. Burada da e, şu da bir dörtlünün içine girmiş olacak ve 0 olacak. O yüzden cevabım diyorum ki 0. Yani 4'ün katına kadar geldiği için böyle e, hep dörtlü, dörtlü, dörtlü gitmiş ve hepsi 0, 0 olduğu için toplasanız da sonucu 0 vermiş arkadaşlar. Evet karmaşık sayılar konumuz bu şekilde bence zor değil. Şuradaki iyi terimlerinin hani nereden geldiğini mantığını bilirseniz sizin için gayet kolay olacaktır. Evet şimdi ödevinizi göstereyim. Sayfa 189 ödeviniz olacak arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Görüşürüz bir dahaki dersinizde.